Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz havaların soğumaya başladığı şu günlerde sizlerle güzel bir çalışma yapmak istedik ta işi kolay parmaksız eldivenimizi çalıştık ee, önümde gördüğünüz çalışmamız bakınız ne kadar güzel zarif ve şık bir çalışma oldu sizlerle birlikte bu çalışmamızı şimdi e, yapacağız. Modelimizi ben Nako'nun Minoş Babies'i ile ördüm. Sizler tiptikle de örebilirsiniz. Dilediğiniz evde kalan herhangi bir ipinizle de örebilirsiniz. Şöyle yarım bir yumak değil de yarım yumağa yakın ip gitmekte çok fazla ipe ihtiyacımız yok. Onun için evde kalan herhangi bir iple de çalışabilirsiniz. 2-2,5 i̇ki, numaralı tığlarımızı kullanıyorsunuz. ipinize uygun olarak ve elinizin sıklığına göre. Evet şimdi bu eldiven yetişkin eldiveni. Ben e, genç kız genç kızıma ördüm. Yani bu ölçü bir yetişkin ölçüsü. E, sizler de öreceğiniz kişinin yaşına kilosuna bağlı olarak şuradaki lastik kısmını ayarlayarak örebilirsiniz lastiğimizi bütün lastik olarak örmedik aşağıdan başlayıp bileğe göre ayarladım ki daha zayıf birisine örüyorsanız ya da daha kemikli birisine örüyorsanız buradaki lastik boyutunu çok rahat bir şekilde büyütebilirsiniz ya da daha küçük bir yavrumuzu örecekseniz yine lastik boyumuzu kısaltarak aynı modelimizi çalışabilirsiniz Şimdi e, elime şöyle takarak göstermek istiyorum. Her iki elimizi de çalıştık. Bakınız şöyle elimde duruşunu görmenizi istiyorum. Modelimizin e, zarafeti, hoşluğu çok çok güzel durmakta. Elde de çok şık görünmekte. Parmaklarımızın tam eklem yerinde yeterli uzunlukta yine işaret parmağımızda görmekteyiz ve modelimiz de şu şekilde görülmekte. Şimdi e, yapımına e, sizlerle birlikte geçeceğiz. Her zaman olduğu gibi önce lastiğimizi ördükten sonra bu modelimizi uygulayacağız. Şimdi modelimizin duruşu çok şık durmakta. Yani ama bu şıklığın karşısında o kadar kolay bir çalışma yapacağız ki şaşıracaksınız. Lütfen e, hemen tığlarınızı, iplerinizi alın benimle birlikte bu güzel modeli çalışın ve bütün sevdiklerinizi sevindirin. Evet hemen yapımına başlayalım ama öncesinde minik bir de ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz beni çok çok mutlu edersiniz. Evet kolay gelsin hemen başlayalım. Eldivenimi taş rengi ipimle örüyorum. Nakono Lux Minnoş Baby ipi. 2 numarada tığımı kullanıyorum. Önce Bileğimiz için gerekli lastiğimizle başlayalım. İpimi şöyle kenara alıyorum. Zincirimizi çekelim. Tüm olarak kapatmayacağım. Eldivenimizi ilk önce düğümümü atıyorum bakınız. Sonra şöyle biraz rahatlatıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. Zincirden kapatmayı lastiğimizle örmeyi planlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16. 16 tane zincirimi çektim. Şu şekilde e, bileğimizde olması gereken e, lastik kısmı olacak. Tamamın değil e, sadece dikeyini örerek tamamlayacağız. Daha kalın örmek isteyen arkadaşlarım yani daha şöyle bilek kalınlığın lastikte büyük isteyen arkadaşlarımız biraz daha zincirini çekebilirler. Şimdi 16 zincirin birini döneceğiz. Burada 15 tane zincir kalacak. Santim olarak bakalım. Santim bize en güzel sonucu verecektir. Şöyle tutuyorum bakın hiç asılmadan 5 santim. 5 santim lastiğimiz olacak. En son zincirimin hemen yanındakine bir tane sık iğne batıyorum. Batıp çıkıyorum. Bir sonrakine ve bütün zincirimin yani 15 zincirim olacak 16'yı geri döndüğüm için 15 zincirimin 15'ine de birer birer sık iğne batıyorum ve bu işlemi yaparken de çok sıkı yapmıyorum. Şöyle biraz rahat tutuyorum. örgülerimizi yaparken iplerimizi ve elimin elimizin ölçülerini bilmemiz lazım. Yani elimiz sıkıysa daha büyük numaralı tığlar kullanmamız gerekmekte. Bakınız bilek lastiğimizin ölçüsü bu boyutta olacak. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum arka sıraya dönüyorum arka sıraya döndüğüm zaman dıştaki bölümü bakın şurada saç örgüsü gibi katlarımız var örgümüzün bir zincirimi çekmiştim hemen yanındaki ilk sık iğnemin tek katını alarak örüyorum yine sık iğne örüyorum ki lastiğimiz şık dursun elimizde bakınız dış katını alıyorum Dış biraz önce de söylüyorum. Eğer elimiz sıksa biraz büyük numaralı tığlar, eğer çok gevşekse biraz daha küçük numaralı tığları tercih edersek örgülerimiz daha güzel olacaktır. Zaten birkaç örgü yaptıktan sonra onu rahatlıkla anlayabiliriz. Ben ilk örgüye başladığım yıllarda çok sıkıydı elim. Zamanla örgü öre öre ortalamayı tutturdum umarım sizler de çok güzel örgüler örüyorsunuzdur. Bakın şimdi dikkatin alarak en son zincire kadar geldim. Yani en son sık iğneye kadar geldim. Şimdi şurada döndüğümüz bölüm vardı. Bakın buranın kalmamasına dikkat edelim. Zaten sayımızda belli. Sayarsanız görünecektir. bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şuradakini de döneceğiz. 15. Eğer takılırsanız hemen dönüp sayabilirsiniz. Buraya şöyle tabii ki e, tepesinden batacağız. Döndüğümüz için katını bulmamız olası değil. Evet bakın. Şimdi bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen Alttaki sık iğnenin dış kanadından yine örmeye başlıyorum. Şu bir zincirimiz bir zincirime batmıyorum. Bakınız şuna kesinlikle batmıyorum. Bir zincirimiz batacağım nokta şurası. Yoksa artırma yaparız. Arada bir sayarak kontrol edin. Bir sayalım bakınız. İki. Üç. Zaten 15 beş tane. Dört. Daha fazla da tabii ki yapabilirsiniz. Beş. Altı. Yedi. 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 bakın ne kadar rahat oldu bir tane zincirimi çekiyorum döndürüyorum zincirimin olduğu yere değil hemen yanındakine yine dış katını alarak batıyorum. Bakın zincirim bu. Dış katı. 1 2 hep dış katından alıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Tabii saymanıza gerek yok ama görün diye 12, 13, 14 ve buradaki eğer bunu atlarsak şöyle tırtıklı bir görünüm olur. 15. Bir zincir çekip yine yeterli bilek ölçüsüne ulaşana kadar bu şekilde sık iğnelerimizi örelim. Yeterli bilek ölçüsüne ulaşana kadar lastiğimizi örmeye devam ettim ve ben bunu kazıma örüyorum kazımın bilek ölçüsüne e, yeterli bu şöyle esneme payı olduğunu da lütfen unutmayalım çok da bol olmasın eğer kilolu ya da kemikli arkadaşlarımız için birazcık daha örebiliriz ben şimdi e, sayısını ve santimini göstereceğim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ve 19 sıra örmüşüm şöyle santim olarak ölçüsüne bakıyorum 30, 16, 16 santim olduğunu görüyorum. Şöyle alıp bileğimi de e, ölçmek istiyorum. Bakınız tabi bileyim alttan tuttuğum için zor e, gelmekte ama şöyle bakınız gayet rahat eldiveni olacak gibi. Tabi e, kızım daha benden e, zayıf ve ince. Bu ölçü e, yeterli. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. Eğer daha büyütmek isteyen ya da daha küçük görmek isteyen arkadaşlarımız küçük görmek isteyen daha önce bırakabilir. Büyük görmek isteyen de birkaç sıra daha ilerleyebilir. Bileğimizin ölçüsüne göre. Şimdi birleştirme işlemimizi yapalım. Şöyle büküyorum diğer tarafa doğru. Bakınız ilmeğim bu yönde. Hemen diğer taraftan alıyorum. Bir kat ve geçiyorum. Şimdi ipimi şöyle ar araya alıyorum. Motif birleştirir gibi. Katın birisine buradan alıyorum ve bu taraftaki ördüğüm son yerden yani diğer tarafa yakın yerden katın birini yine alıyorum arasından geçiyorum katımı alıyorum ipim altta buradan diğer tarafa yakın katımı alıyorum açıyorum yani katların her ikisi birbirine yakın oluyor Karşı taraftan bir kat alıyorum. İkisini birlikte alırsak biraz kalın oluyor. O yüzden tek katlarını alarak birleştirelim. Bakın şu şekilde düzgün bir birleştirme yapmış olacağız. Bu taraftan alıyorum. İpim altta. Motif birleştirir gibi. Bakın şöyle ne kadar düzgün olmakta. Çok rahat lütfen çekinmeyin. Çok rahat yapacaksınız. Diğer taraftan alıyorum. Şöyle katımın tekini alıyorum. Buradan da diğer katının tekini alıyorum. Alttan geçiriyorum. Birleştirdiğimiz yer burası. Şimdi burayı tamamlayalım. Sona kadar birleştirerek geldim. Şimdi bileğimiz tam olarak hazırlandı. Şöyle ne kadar güzel bakınız montazan bir lastik oldu. Diğer bileğimizi de aynı bu şekilde çalışarak birleştirme işlemini yapalım. Şimdi modelimizi uygulamaya başlayalım. Ben zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere girerek bir tane ikili trabzanım örüyorum. Burada zincirimle birlikte iki trabzan oldu. 2 zincir çekiyorum. Aynı yere iki tane daha ikili trabzanımı örüyorum. Toplamda burada 4 trabzan oldu. Arada da 2 tane zincirim. Şimdi araya zincir çekmeden tığımın başını bir defa doluyorum. Şöyle sayıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4. Dördüncüye yani şöyle göz kararı da saydık. Bakın şu şekilde 1, 2, 3, 4. Çıkıntının üzerine de şu kısma gelerek yani 5. yere batıyorum. 2 tane trabzan, 2 zincir, iki trabzan 1 ve 2. Tekrar tığımın başında doluyorum. 1 2 3 4. Şöyle 5. olan yere batıyorum. 2 tane tırabzanımı aynı yere örüp 2 zincirimi çekip tekrar 2 tane trabzanı aynı noktaya örüyorum. Yani 5. batıp 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanı tek bir nokta üzerinde örüyoruz. Tekrar tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. olarak bu noktaya geliyorum. Başını bir defa dolayıp 2 defa da aldığım trabzanlarımı aynı yuva içerisine örüyorum. 2 zincir tekrar 2 tane trabzan. Tığımın başına bir doluyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. gelerek batıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Bileğimizin lastiği bitene kadar örgüme devam ediyorum. 1 atlıyorum. 2, 3, 4 ve 5'e gelerek batıyorum. 2 2 zincir Sona kadar örerek geldim. Şöyle görmenizi istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane çiftli grubumuzu bu şekilde ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçmek için hazırım. 3 tane zincir çekmiştim. Bakınız onun tepesine gelerek batıyorum şu noktaya ve ilmeğimi buradan kaydırıyorum. Bu noktada iki defa tığımın başını doluyorum. Şuradaki batmış olduğum bölüme girip alttan şu aradan çıkıyorum şöyle. Tekrar göstermek istiyorum. İki defa tığımın başını doladım. Hepsini battığım yerin altından girdim. Şu ara boşluktan çıkıyorum. Şuradaki boşluktan çıkıyorum buradan batıp buradan çıkıyorum 2 doladım ve çıkıyorum ikişer ikişer örmeye başlıyorum 1 2 ve 3 3 defa ördüm bakın şimdi Tıpkı şu aşağıdakiler ördüğümüz gibi ikişer trabzan iki zincir iki trabzan araya örüyorum bir zincirimin içerisine ikinci trabzanımı örüyorum iki tane de zincir çekiyorum ve yeniden iki tane trabzanım örüyorum kenarı çerçeve gibi aşağıdan yukarıya doğru çıkmıştım bu trabzanlarımı ve zincirimi ördükten sonra yine iki defa doluyorum bu kez orta boşluktan girip alttan çıkıyorum bu kez de yukarıdan aşağıya örüyorum iki defa dolamıştım ikişer ikişer çekiyorum bakın ne kadar güzel oldu şimdi Aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Buradaki yaptığım işlemin hepsini yani bütün aşağıdakilerin hepsini de aynısını tekrar ediyorum. Bir doladım, iki doladım. Önce aşağıdan giriyorum, şu aradan çıkıyorum. İpimi alıyorum. İki doladığımı bir, iki, üç defa da örüyorum. Ve sonrasında iki zincir içerisine iki tane ikili trabzanım iki zincirim, ve yeniden iki tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı da ördükten sonra diğer çerçeveyi yapmak için iki defa doluyorum. Bu kez yukarıdan giriyorum, altından çıkıyorum. İkişer ikişer üç defa da alıyorum. Ve yeniden tığımın başını iki defa doluyorum. Bir sonrakin alttan girip ara boşluktan çıkıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum. Araya 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzanımı örüyorum. İkinci trabzanımı sonrasında 2 doluyorum. Yukarıdan girip şöyle altından çıkıyorum. 1, 2 ve 3 defa da alıyorum. Bir kez daha çalışalım. 2 doluyorum. Aşağıdan hepsinin ortak battığı yerden giriyorum, aradan çıkıyorum. 1 2 ve 3. Sonrasında bir dolayıp iki trabzan 2 zincir iki trabzanımı örüyorum. 2 doluyorum. Yukarıdan girip bu kez alttan çıkıyorum. 1 2 3 defa da alıyorum ve bütün e, örmüş olduğum gruplar bitene dek aynı işlemimi tekrar ediyorum sıramızı tamamlayana kadar aynı işlemlerimi tekrar ettim ve e, bitirdim sıramın başındayım şimdi diğer sıramıza geçiyoruz diğer sıramızda da aynı işlemimi tekrar ediyorum şuradaki çıkıntılı olan bölümüme gelerek sık iğnemle batıyorum ve tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Bu kez bakın altta şuradan girmiştim. Şimdi trabzanımın hemen altından girip bir üzerindeki boşluktan çıkıyorum. Bundan sonra öreceğim bölümlerde hep aynı işlemi tekrar ediyorum. İki defa doladım. Şuradan giriyorum, çıkıyorum ve ikişer ikişer örüyorum. Kenarı çektim çerçeveyi. Şimdi araya giriyorum. 1 ve 2 birer defa dolayıp 2 defa da çektiğim trabzanı örüyorum. Araya yine 2 zincirimi, 2 trabzanımı ilave ediyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Bu kez içeriden girip alttan çıkıyorum. Yani yukarıdan girip alttan çıkıp 3 defa da örüyorum. Tekrar yapalım. iki defa doluyorum. Şuradaki görmüş olduğum alt kısımdan girip üst boşluktan çıkıyorum. İpimi de şöyle yaklaştırdığım zaman çok güzel oluyor. 3 defa da aldım. Araya giriyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Tekrar iki defa doluyorum. Diğer çerçeveyi yapmak için bu kez yukarıdan girip alttan çıkıyorum. Şöyle ipimi de ortalayarak 3 defa da örüyorum. 2 doluyorum. Alttan giriyorum. Şöyle ipimi de getiriyorum buraya ki asılıp kötü görüntü olmasın. 3 defa da ördüm. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. diğer çerçeveyi çekiyorum yukarıdan girip alttan çıkıyorum ipimi de şöyle ortaya alıyorum bakın burası püf noktası ortaya almanız işinizi kolaylaştıracak iki defa doluyorum alttan girip başlangıçta alttan giriyorum biterken üstten 1 2 3 trabzanımı iki tane örüyorum iki de zincirim tekrar iki trabzan 2 doluyorum yukarıdan girip ipimi şöyle ortalayarak 3 defa da çekiyorum ve sıramı bu şekilde tamamlıyorum yeniden sıra başına geldim aynı şekilde bir üst sıraya geçiyorum Şuradaki uzun olan bölümüme gelerek batıyorum 2 defa tığımın başını dolayarak bu aşağıdan yukarıya geçiş işlemimi yapıyorum ve trabzanlarımı da ikişer ikişer örüp arasındaki iki zinciri de ihmal etmeden birkaç sıra baş parmağımızın olduğu yere ulaşana kadar bu şekilde örüyoruz. Hep aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Hiç farklı işlem yapmıyoruz. Evet geçişimi yaptım. Şimdi dördüncü sırama başladım. Biraz öreyim. Sonrasında parmağımızı ayırmak için yeniden birlikte olalım. Eldivenimdeki modelimi Örmeye devam ettim Şöyle üst kısmına ve iç kısmından görelim Çok güzel oldu İşaretimi gördüğünüz yerde Baş parmağımı ayırdığım bölüm olacak Şöyle bakalım Kaç sıra ördüğümü bakıyorum 1-2-3-4-5-5 sıra ördüm Yeterli oldu Baş da işaretledim Şimdi nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum Şimdi şuradayız Tam bir sıra bitip altıncı sırama geçmek üzere altıncı sıramı geçişimi yaptıktan sonra şöyle birlikte örelim önce şurayı kapatalım yukarıdan aşağıya ördüm Evet altıncı sırama şöyle geçişimi yapıyorum saydığım zaman karşılıklı tutuyorum bakınız 2 4 6 8 9 ve 10 buradaki şu 4'ü örüyorum 4 ördükten sonra 5 ile 6'yı örmüyorum diğer tarafa geçiyorum burayı parmak olarak kullanacağım diğer yöndeki eldivenimizi de yine aynı şekilde öreceğiz şimdi buradan işaretimi koyduğum yere kadar yani 1 2 3 4'ü örüyorum buradaki 5 ile 6'yı örmeden şöyle birleştirip parmak olarak ayırıp geriye kalan diğer 4'ü öreceğiz şurayı şimdi örerek ilerleyelim 1 2 3 4 4'ünü ördüm Şimdi 5 ile 6'yı örmüyorum. Bakınız 5 ve 6. 2 defa doluyorum. 5. atladım. 6. atladım. Şurada bakın 7, 8, 9, 10. Yani toplamda 4 diğer tarafta. 4 diğer taraftakini örmüş olacağız. 1 atladım. 2 atladım. 2 doladım. Aşağısından giriyorum. 3. ve burayı parmağım için ayırmış oldum iki tane trabzanımı iki zincirimi iki trabzanımı örüyorum tekrar iki doluyorum yukarıdan giriyorum ikişer ikişer üç defa da çıkıyorum ve diğerlerini de aynı şekilde örüyorum burası artık parmağımız için ayarladığımız bölümümüz oldu şöyle bakın gayet rahat Yerlerine de yeterli ölçü olana kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Eldivenin parmak kısmını ayırdıktan sonra yukarıya doğru örmeye başladım. Kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bu elimin üzeri için yeterli. Çok fazla uzun olup parmaklarımızın da ötesine girmesini istemiyorum. Şöyle taktığım zaman bakalım. Bakınız şu şekilde durmakta tam buradaki eklem yerimize denk gelmekte daha fazla da ilerlemesine gerek yok Tabi biraz daha yukarı çektiğinizde birazcık daha yukarıda durabiliyor. Evet elde de gayet güzel durdu bakınız. Şimdi son işlemlerimizi yaparak tamamlayalım. Elimden çıkardım ve ilmeğimi şöyle uzunca bırakmıştım ilmeğime tığımı geçiriyorum bir sıra daha toparlama sırası yapıyorum. Buraya birleştirdiğim noktaya bir zincirimi çekiyorum. Örgümün iç kısmını çeviriyorum. Ve burada gördüğümüz trabzanlarımıza yandan girerek bir e, kavis oluşturmak istiyorum. Şu şekilde bakın. Şöyle bir kat kavisi oluşmasını istiyorum. Şöyle daha güzel e, ve belirgin durması adına. ilk trabzanımı yandan giriyorum ve örüyorum. İkinci trabzanımı yandan girip örüyorum. Yine üçüncü trabzanımı ördüm. Burada iki tane zincirim vardı. Hiç dokunmuyorum ona. Örmüyorum. Herhangi bir işlem de yapmıyorum. Direkt trabzanıma geçişimi yapıyorum. Ve buraya bir sık iğne. Bunun burada sivri kalmasını sağlıyorum. Dolayısıyla diğer trabzanımı ördüm. Ve uzattığım trabzanımıza da örüyorum. Yine 3 tane trabzan oluyor. Bakın birini uzattım, ikisini içerisine ördüm. Giriyorum yandan. Yandan. Zincirimin bulunduğu noktadayım. Herhangi bir işlem yapmıyorum. Direkt trabzana geçişimi yapıyorum. Yandan sık iğne ile örüyorum. Trabzanlarımızı birer birer bu şekilde başlangıç noktama gelene kadar Örüyorum ve elimizin üzeri için olan son sıramızı tamamlamış oluyoruz. Aynı işlemi parmağımız için olan bölümümüzde de çalışacağız. Trabzanımızın sonuna kadar ördüm ve başlangıçtaki yukarıya şöyle batıyorum. ilk başlangıç yerindeki bölümü ilmeğimi geçiriyorum bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi bu noktada kesiyoruz ve hemen hiç sonraya bırakmadan keser kesmez iç kısma doğru gizliyoruz biraz daha ileriye doğru götürüyorum içe doğru tamamen kaybediyorum ve olduğu yeri en son etrafında dolaştırıp tamamlıyorum eldivenimizin parmakları üzerine gelen kısmımız bu şekilde duracak daha belirgin şimdi başparmağım için ördüğüm bölümümüzü de aynı şekilde yapıyoruz bir tane zincirimi çekip düğümümü atıyorum ve yine şuradan başlıyoruz. İki tane yer ayırmıştık bakınız. İkincisinin ilk üç bakın şurada bir uzun iki tane de kısa vardı. Oraya gelip sabitleniyorum. Şu şekilde sabitlendim. Bir zincirimi çektim ve hemen ikincisine geçiyorum. İçten örüyorum bakın şöyle dıştan değil içten şöyle kıvırarak örüyorum üçüncüsünü örüyorum arada zincirim kalıyor kenara geçiyorum diğer trabzanlarımı da birer birer örüyorum hem uzunu hem de kısayı örüyorum diğerine geçiyorum iki grubumuzu parmağımız için ayırmıştık hem daha da böyle toparlanıp güzel duracak hem de şık bir görünüme kazanacak. Şimdi bu kısmı ördükten sonra her iki dilimimi ördüm. Şöyle iç kısma doğru bakıyorum. Bakınız şu bıraktığım kısma doğru. Hemen bu noktaya da geçiyorum. Bıraktığım kısımdan devam ettiriyorum. Parmağımın etrafına dolanacak her yeri örüyorum. Buradan bakınız buradan da şu orta boşluğa geçerek bir tane sık iğnem örüyorum. Yandaki bölüme girip sık iğnem örüyorum tepesinden yine batarak sık iğne örüyorum sadece sık iğne örüyorum buraları ve başlangıç noktama gelip şöyle batıp ilmeğimi geçirip bir tane zincirle kesiyorum bu tam şu iç kısma kalan yerleri birer sık iğne şeklinde örelim şu kısımları diğerlerini ardından alıyoruz yine ipimizi içeriye gizleyelim her ikisini de hem başlangıç ipimizi şuradaki bakınız aralarda kaldı hem de bitiş ipimi içeriye doğru giziyorum ve eldivenimizde artık sona geliyoruz Bir de bilek kısmında küçük bir çalışmamız olacak ve tamamlayacağız. Parmağımı ve parmak uçlarımı yani baş parmağımı ve parmak uçlarımı ördüm Şimdi Şuradaki bilek kısmını bu şekilde bırakmayalım şöyle minik bir süsleme yapalım şöyle hoş duracak zarif sade bir çalışma olacak. Çünkü e, eldivenimizin modeli zaten bayağı gösterişli oldu. Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü attım. Eldivenimi şöyle elime alıyorum. Herhangi bir yerine hiç fark etmez. Şöyle batıyorum. Ve batmış olduğum noktaya 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. ipimi de şöyle alıp alttan götürelim aynı yere batıyorum 3 tane zincirimi çektim sonrasında bir ileriye bir sık iğne bir ileriye buradaki e, ileri çok fazla açılmayalım hemen yanlarına 2 tane sık iğne ördüm 3. sık iğnemi örüyorum 3. sık iğnenin üzerine 1 2 3 tane zincir çekip hemen arkasına şöyle batıyorum arka boşluğuna yanına 1 2 3 tane sık iğnemi örüyorum. 1 2 3. 3. sık iğne üzerine 3 tane zincir çekip şöyle ardındaki minik boşluğa girerek bir tane kirpik oluşturuyorum. Ve biraz ileriye geçip sık iğnelerimi örüyorum. 2 3 Şu ipimi ayarlıyorum. 3.ye batıyorum. 3.ün üzerine 1 2 3 tane zincir arkasına girerek kapatıyorum ve devam ediyorum bir sık iğne 2 ve 3 tane sık iğne 1 2 3 ardına girerek batıyorum ve kirpiğimi yapıyorum ileriye doğru devam ediyorum 3 sık iğnemi örüyorum birinciyi ikinci ve üçüncüü ördüm 1 2 3 tane zincirim çekip ardına batıyorum ve bu şekilde eldivenimi tamamlıyorum başlangıç yerimize kadar kirpiklerimizi örerek geldim. En son başlangıç yerimin hemen yanı başındayım. Şuraya başlangıcımın olduğu yere batıyorum. İpimi alıyorum. Arasından ilmeğimin geçiyorum. Bir tane zincirimi çekip buradan kesiyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi kesmiş olduğumuz ipimizi iç tarafa görülmeyecek şekilde gizliyoruz. Eldivenimin diğer tekini de örmüştüm. Bakın, her ikisi de kullanılmaya hazır hale geldi. Gayet güzel ve şık bir çalışma oldu. Evet, bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.